Allah Ramazanımızı bereketli kılsın. Tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız dualarımızı, münacatlarımızı, ibadetlerimizi indinde kabul buyursun. Ve inşallah artık sonuna doğru yaklaştığımız Ramazan ayından da en iyi şekilde istifade edenlerden olmayı, bu ay dolayısıyla tam manasıyla arınmayı başarabilmiş olanlardan olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Öncelikle bu soframızı teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de sivil toplum alanında önemli çalışmaları olan, fevkalade değerli, öncü hizmetleri yapan siz değerli kardeşlerimizin bu sofranın etrafında bizlerle birlikte olması bize de güç veriyor, güç katıyor. Çünkü bizim siyasi çalışmalarımızın en başından itibaren, biz siyaseti sadece siyasi partiler vasıtasıyla yapılan bir çalışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin demokratikleşmesinin de göstergesi olarak sivil toplumla birlikte, sivil toplumu da güçlendirerek yapılmasının en doğru yol olduğuna inandık. Ve bunun için hep sivil toplumun önünün açılması, sivil toplumun daha güçlü hale gelmesi, her bir arkadaşımızın kendi alanında, kendi ana kulvarında önder, lider kuruluşlar haline gelmesini hep kendimiz için önemli hedeflerimizden birisi olarak telakki ettik. Çünkü demokrasi sadece 5 yıldan 5 yıla oy verme rejimi değildir. Demokrasi aynı zamanda seçim arası dönemlerin tamamında halkın bütün kesimlerini kuşatacak güçlü sözü söyleyebilme, güçlü faaliyetleri ortaya koyabilme rejimidir. Bunun için de en az siyasi partiler kadar sivil toplum kuruluşlarının da önemli olduğu, hatta sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla siyaseti de yönlendirebilme becerisine sahip olması gerektiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Onun için her birinize yaptığınız hizmetleriniz dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Türkiye'nin özellikle bu salonda bulunan birçok faaliyet alanı olan arkadaşlarımızı biliyorum. Her biriniz kendi alanınızda çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da sivil toplumun güçlü bir şekilde faaliyetlerini, sadece Türk insanına değil, bütün insanla, başta İslam ümmetinin diğer fertleri olmak üzere hizmeti şiar edinerek hizmetlerinizi sürdürdüğünüzü biliyoruz. Ve bu çalışmalarınıza yerinde gördüğümüz zaman büyük bir şekilde iftihar ediyoruz. Allah hepinizden, sizin sivil toplum kuruluşlarınızı destekleyen milletimizden de razı olsun. Öncelikle sözlerime başlarken burada bugün bir önemli kaybımızı ifade etmek isterim. Gündüz Sait Sündüs Beyefendi, ismini bilenlerimiz belki vardır. Bildiğiniz gibi devrim arabalarının baş tasarımcısı, devrim arabalarını yapan ve bunun için çok güzel bir kariyerini bırakarak, kolları sıvayarak Türkiye'nin gerçekten önemli projelerinden birisi olan devrim arabalarını gerçekleştiren tasarımcı ekibin başındaki yüksek mimar, mühendis bir abimiz, büyüğümüzdü. Bugün vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle onun şahsında devrim arabaları meselesini bir kere daha anmak ve hatırlamak durumundayız. Gerçekten Türkiye'nin, zaman zaman söylüyorum, Türkiye'nin sanayileşme tarihi bir tarafından baktığınız zaman da Türkiye'deki ihanet tarihidir. Türkiye'nin sanayileşmesinin nasıl engellendiğini, nasıl bunun önüne bir takım iç ve dış vesayet odaklarının engel olarak bunun önüne geçtiklerinin en tipik örneklerinden birisi devrim arabalarıdır. Çalıştırılmış, projesi oluşturulmuş, başarılı bir şekilde sonlandırılmış bir proje, maalesef hain ihanetler zincirinin sonunda çalışamaz hale getirilmiş, nasılsa bunlar araba üretemez diyerek kenara atılmıştır. Çok şükür dün devrim arabalarında ve birçok alanda engellenen Türkiye'nin teknolojik gelişimi bugün belli bir noktaya gelmiştir. Bugün yerli arabasını TOG'u üretebilen, özellikle savunma sanayinde üstün teknoloji ürünleriyle dünyada bir marka haline gelmiş olan bir ülkeyiz. Allah bu istikametteki yürüyüşümüzü, istikrarlı yürüyüşümüzü sürdürmeyi nasip eylesin diyorum. Ve gerçekten onun şahsında, Gündüz Sait Bey'in şahsında Türkiye'nin sanayileşme davasına emeği geçen herkesi de şükranla, hayırla yad ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin ve dünyanın, çevremizin çok tarihi bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. İnsanlar bazen yaşadıkları dönemin ne kadar önemli olduğunu,
yaşadıkları fiili günlük aktiviteler içerisinde çok farkına varamayabiliriz. Ama bugün geldiğimiz noktada dünya, hiç abartısız söylemek gerekirse, neredeyse bir üçüncü dünya savaşının eşiğindedir. Ve dünyanın bütün küresel çatışmalara vesile olabilecek bölgesel çatışmaların tamamı bizim bölgemizdedir. Ukrayna-Rusya krizi, özellikle Gazze'de İsrail hükümetinin Siyonist rejimin yapmış olduğu ve artık bütün insanların kanını donduran bu insanlık dışı vahşet, katliam, soykırım. Bütün bunlar aynı zamanda Kafkaslardaki meseleler, Doğu Akdeniz'deki gerilimler, bütün bunların hepsi dünyayı maalesef fevkalade zor bir sürece doğru sürüklüyor. Bunu uzun uzun hepimiz biliyoruz, anlatacak değilim. Ama bizim burada, bu noktada, bu coğrafyada ve tarihin bu diliminde Türkiye olarak güçlü bir şekilde ayağımızı yere basmaktan başka bir şansımız yoktur. Türkiye güven ve istikrar içerisinde yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin önündeki en önemli meselemiz budur. Bunun için de her alanda çalışmalarımızı güçlendirerek, gerçekten hani Türkiye yüzyılı diyoruz ya, onu da bir cümleyle özetlemek mümkün. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı. Artık Türkiye'nin çok şükür her alanda, yurt dışında gittiğiniz zaman herkes Türkiye ne diyor diye Türkiye'nin sözünü merakla bekliyor. Dostlarımız da bize kendilerini rakip olarak görenlerin de nezdinde Türkiye'nin imajı budur. Şimdi bu noktada sözümüzü güçlü söyleyebiliyor olmamız önemlidir. Ama daha önemlisi bu doğru sözün, hakikat olan sözün arkasına gücümüzü koyabilmektir. Gücün başında, bunun başında savunma sanayi geliyor, teknoloji geliyor, yüksek teknolojiler geliyor, eğitim, kültür, sanat, bütün hepsini sıralamak lazım. Bütün bu alanların hepsinde istisnasız çok güçlü olmak zorundayız. İşte o alanlardan birisi de sivil toplumdur. Sivil toplumun güçlü olması, en baştaki sözü sadece sizin gönlünüzü almak için söylemedim. Sivil toplumu güçlü olan demokrasiler, siyasete de yön veren demokrasilerdir. Biz bu anlamda sivil toplumun Türkiye siyasetinin demokratikleşmesine büyük katkı sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve sivil toplumun gücünün aslında çok zor zannedilen, aşılmaz zannedilen siyasi sorunları da aşabilmekte muktedir bir araç olduğunu da fevkalade iyi biliyoruz. İşte en son örneğini, özellikle kendi hükümetleri, İsrail hükümetinin gölgesinde durmayı bir marifet zanneden, batılı ülkelerdeki birçok insanın sokaklara çıkması, gösteriler yapması, büyük bir şekilde Filistin davasına destek vermesi ve İsrail'in bu zulümlerine karşı yeter artık durun diyecek feraseti gösterebilmesinin arkasındaki en büyük güç o ülkelerdeki sivil toplumun gücüdür. Sivil toplum güçlü olduğu için adı üstünde sivil, hükümetlerinin tam tersine düşünmüşler, tam tersine davranmışlar. Yüz binler, belki bazı yerlerde milyonlar sokaklara çıkmayı başarabilmiştir. Evet, Gazze konusunda biz Türkiye'de hükümet ve millet olarak, devlet ve millet olarak aynı paralelde, aynı istikamette yürüdük. Allah'a çok şükür. Arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. 31 Aralık akşamı 1 Ocak sabahına karşı İstanbul'da yapılan sivil toplumun hepinizin değerli katkılarıyla oluşan o gösteri dosta güven, düşmana da endişe vermiştir. Ama dünyanın birçok yerinde sivil toplum hükümetlerine rağmen organize oldu, sokaklara çıktı ve Filistin konusundaki tavrını ortaya koydu. Londra'da böyle oldu, Amerika'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, İtalya'da, Almanya'da birçok yerde. Hatta bazı yerlerde sokağa çıkarsanız bu yasak dışı gösteri olur denmesine rağmen insanlar sokaklara çıktı. Yahudi lobisinin en güçlü olduğu dünyanın büyük üniversitelerinde binlerce öğrenci gösterilere katıldı. Bütün bunlar yeryüzünde sivil toplumun önemini gösterdiği gibi özellikle Gazze meselesinde de bizim için yeni bir dönemin başlangıcını gösteriyor. Güney Afrika'nın bu uluslararası divana müracaatıyla birlikte bizim de İstanbul baromuz takip ediyor. Meclisten 3 arkadaşımız Lahey'deki mahkemeyi takip ediyor. Meclisimiz adına takip ediyor. Orada yeni bir safha başladı. Bu safhada en önemli kazanımlardan birisi insanlık cephesinin tesis edilmiş olmasıdır.
Şu anda dünyada dini ne olursa olsun, diyaneti ne olursa olsun, siyaseti ne olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, bu meselede insanlıktan yana duran yüz milyonlarca insan vardır. Her geçen gün sesi de biraz daha fazla çıkmaktadır. Burada Türkiye olarak öncülük yapıyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah'a çok şükür en başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin ayaklarının titrediği bir zamanda Filistin meselesine sahip çıkarak ve bütün uluslararası platformlarda da Türkiye'nin tezini önce acil bir ateşkes ve eş zamanlı olarak da oraya gıda yardımlarının, insani yardımların, tıbbi yardımların gönderilmesi konusundaki tavrımızı bütün uluslararası platformlarda söyledik. Bendeniz meclis başkanı olduğum günden bu yana aşağı yukarı yüzün üstünde meclis başkanı, devlet başkanı, başbakan ve bakanlarla görüşmelerimiz oldu. Bu konuların hepsinde tabii ki diğer bütün uluslararası meseleleri de konuştuk. Ama en önemli ana konumuz Gazze meselesiydi. Ve dünyanın birçok yerinde, birçok toplantıda bu konuları gündeme getirdik. Çok şükür Türkiye olarak her platformda güçlü bir şekilde duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Şimdi bu sivil toplumun sokaklara çıkıp bağırması ne sonuç veriyor? Şimdi kolay değil. Daha geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde evet bir taraftan seçim var. Ey Hazreti Rey, sen nelere kadirsin derler ya. Amerika'da seçim, evet bir büyük bir Yahudi lobisi var. Evet siyasetin üzerinde büyük bir Yahudi, daha doğrusu Siyonist baskı var. Bu baskıya rağmen en son Birleşmiş Milletler'deki oylamada Amerika çekimser kalmak zorunda kaldı. Bunun en temel nedenlerinden birisi Amerikan kamuoyunun ortaya koymuş olduğu kararlılıktır. Ve tabii ki önemli bir neden de bu çerçevede özellikle Netanyahu ve çetesinin yaptıklarının, işledikleri insanlık suçlarının artık hiçbir hükümet tarafından taşınamayacak bir noktaya gelmiş olmasıdır. Ama daha evvel de söyledim, bir kere daha söylüyorum. Sonuna kadar İsrail'in bu katliamlarına destek verenler, bu insanlık dışı suçlara bir şekilde göz yumanlar, küvezlerde canlı canlı 30-40 bebek aynı hastanenin içerisinde ölürken sevinç çığlıkları atanlar ya da çığlıklarını belli etmeden "oh ne güzel Müslümanlar ölüyor" diye bir şekilde bundan sevinç duyanlar, öyle bir şekilde Netanyahu ekibini kenara koyarak bu işten ellerini yıkarayak çıkamazlar. Bu anlamda dünyanın bu muhasebenin üzerinden, Gazze'de yaşananlar üzerinden bütün küresel sistemin büyük bir imtihan verdiğini biliyoruz ve sonuçta bir hesaplaşmaya doğru da gidildiği aşikardır. Şunu göreceğiz, bu salonda bulunanlar bunu sadece bir temenni olarak hissetmiyorum. Eğer siyaseti azıcık okuyabiliyorsak, dünyadaki gelişmeler işi o tarafa doğru götürecek. Artık çivisi çıkmış, hiçbir konuda çözüm üretemeyen, hiçbir sorunu çözemeyen, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin hayrına bir çözüm üretmeyen bu küresel siyasal sistem zaten çökmüştü. Gazze'deki katliamlar dolayısıyla bunun iflası ilan edilmiştir. Dolayısıyla bu salonda bulunanlar yakın zamanda dünyada yeni bir küresel mimarinin kurulduğunu göreceklerdir. Türkiye'de dünya beşten büyüktür diyerek yıllardır uluslararası sistemin ağlarına bir şekilde posta koyan o üslubuyla bunu daha somut teklifler haline getirerek Allah'ın izniyle bu sürecin öncüsü olacaktır. Dünyada yeni bir Birleşmiş Milletler'in diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yeni bir küresel sistemin kuruluşuna inşallah hep beraber şahit olacağız. Allah ömür verdiyse. Tabii ki Türkiye'nin bu arada güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi için içeride de çok güçlü olması lazım. İçeride halkının birliğini ve beraberliğini sağlayarak, millet olarak ortak milli hedeflere yürümeyi başararak yolumuza devam etmek mecburiyetimiz var. Farklılıklarımızı bir zenginlik aracı olarak göreceğiz. Farklılıklarımızı Türkiye'nin büyümesinin önemli işaretlerinden birisi olarak göreceğiz. Ama bunu gerçekten her alanda güçlü bir sosyal yapıya dönüştürme becerisini de daha da ileriye götüreceğiz. Bu çerçevede yapılacak çok şey vardır ama vaktinizi çok almadan sadece bir tanesinin altını çizerek sözlerimi tamamlayacağım. Güçlü Türkiye'nin en önemli ayaklarından birisi içeride yeni bir anayasayla toplumsal yapısını güçlendirmeyi başarması olacaktır. Bu çerçevede yeni bir anayasa yapılması
ya da anayasanın yenilenmesi meselesi, adına ne derseniz deyin, bir fantezi değildir. Sadece bir ya da birkaç partinin isteyebileceği bir şey değildir. Yıllardır Türkiye'de bir ihtiyaç olarak ortadadır ve artık vakti gelmiştir. Türkiye bu yeni anayasa meselesini önümüzdeki dönemde hallederek içerideki birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, milli bütünlüğünü tahkim edecek bir şekilde yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Bazıları yeni anayasa dendiği zaman zaman efendim kurucu meclis olmak lazım gibi bazı şeyler söyleyebilirler. Bu sözlere hiç itibar etmiyoruz. Şimdi yeni anayasadan bahsedildiği zaman kurucu meclisten bahsedenler 1960 darbesinden sonra rahmetli Menderes'in katili olanların nasıl anayasa yaptıklarını ve anayasa yapanların nasıl bir kurucu meclis olduklarını söylüyor ve buna inanıyorlar. Yine aynı şekilde 12 Eylül'de hayatta kalmalarına müsaade edilmelerine rağmen siyaseten tasfiye edilmelerine çalışılan rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın, Demirel'in, Türkeş'in siyasi alanlarının kapatanların nasıl bir kurucu meclis olarak anayasa yaptıklarını düşünüyorlar ve bunu bir demokratik anayasa zannediyorlar. Çok açık söylüyorum. Bu memlekette anayasa yapma gücü sadece ve sadece milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek inşallah düzgün bir şekilde bu anayasa yapım süreçlerini yönetmesi gerekiyor. Bunun için buradaki kilit veya da anahtar kelimenin, kavramın doğru zeminde doğru yöntemlerle anayasanın tartışılması olduğunu düşünüyorum. Doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru yöntemlerse burada bütün siyasi partiler kendi anayasa çalışmalarını hazırlarlar. Hiçbir partinin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Partiler bu anayasa çalışmalarını çalışırlar. Yöntemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışır, buluruz. Burada bir yöntemle bu tartışmalar olgunlaştırılır. Ayrıca sadece burada size görev yüklemek için de bu noktaya, buraya kadar getirdim sözü. Ayrıca sadece meclisteki grubu bulunan partiler ya da meclisteki diğer partiler değil. Sivil toplum kuruluşları, akademi, yargı camiası, Türkiye'de sözü olan, ya benim de bu konuda söyleyecek bir sözüm var, teklifim var diyen kim ya da kimler varsa, herkesin sözlerini açık, net ve sarih bir şekilde masaya getirebileceği bir sürecin yönetilmesi gerekir ki, biz burada inisiyatif olarak bu sürecin en güzel şekilde işlemesi için gayret sarf edeceğiz. Burada ön yargı olmaksızın, partiler nihayetinde karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partiler verecek. Ümit ederiz ki en yüksek konsensusla, en yüksek mutabakatla partiler arasında bir anlayış ortaya konulur ve partiler milletin istediği istikamette sivil, demokrat, kuşatıcı, kapsayıcı, milli bir anayasa yapmanın imkanına bu milleti kavuştururlar. Milletin parlamentodan beklentilerinden birisi budur. Bunu gerçekleştirmek için siz sivil toplum kuruluşu mensubu arkadaşlarımızın da çok geniş bir yelpazede çalışmalar yapmanızı, Türkiye'nin bu sivil anayasa konusundaki gayretlerine olumlu katkılar vermenizi istirham ediyoruz. İnşallah belli bir zamanlamayla bu süreç başlayıp önce partilerin sahiplendirilmesi, önce partilerin bu müzakere sürecinin içerisinde olması ve sonunda büyük toplum kesimlerinin de bu tartışmalara katılarak ifade ettiğim gibi en geniş mutabakatla, yani bir şekilde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, hatta gönlümden öyle geçer ki belki %100 mutabakat sağlamak mümkün olmaz ama %90 mutabakatla parlamentonun tamamının kabul edebileceği, böylesi oldu, bu millete yakıştı diyeceğimiz yeni bir anayasa yapmak mümkün olsun. Bu bir hayal değildir. Bu fantezi hiç değildir. Bu siyasetin millete karşı sorumluluğudur. Millet bu anlamda günün gerekleri neyse, Türkiye'nin ihtiyaçları neyse, toplumsal olarak beklentilerimiz neyse, bunların demokratik usluplarla açık fikirli bir şekilde tartışılarak milli menfaatlerimizi en iyi şekilde gözeten Türkiye'yi, hani yeni yüzyıl diyoruz ya, Türkiye'nin ikinci yüzyılı, ikinci yüzyılını taşıyacak
güçlü bir anayasayı bu millete inşallah kazandırmak bizlere bu parlamentoya nasip olur diye ümit ve temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, bir kere daha hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dünyanın dört bir tarafında sivil toplum kuruluşları olarak yaptığınız çok değerli katkıları her gittiğimiz yerde görüyoruz. Bir kere daha şunu söylemek isterim ki, milletin gözü kulağı Türkiye'dedir. Daha bir müddet evvel Fildişi sahillerinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katıldık. Orada da bakıyorsunuz, insanlar açıkçası şunu söylüyorlar. Siz Türkiye olarak mesela Gazze konusunu konuşuyorsak ya da İslam ülkelerinin arasındaki işbirliğinin artırılmasını konuşuyorsak, siz öne düşün ya da dünyada yeni bir sözün söylenmesini istiyorsak Türkiye'den liderlik, önderlik bekliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin sivil toplum kuruluşlarının da kendi sahalarında sadece Türkiye'deki rakipleriyle değil, aynı zamanda dünyadaki rakipleriyle de mücadele edebilecek, rekabet edebilecek, yarışacak, hayırda yarışacak bir performansı, başarıyı ortaya koymasını temenni ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına da, şahsım adına da bu anlamda bütün siz değerli sivil toplum kuruluşu mensubu arkadaşlarımızın her hayırlı çalışmanızda yanınızda olduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Bizden de herhangi bir şekilde destek, herhangi bir şekilde katkı beklenirse biz de bu katkıyı vermekte hiç tereddüt etmeyiz. Ama dediğim gibi Türkiye'nin geleceği için yeni anayasa konusunda özellikle sizlerin de önemli katkılarını bekliyoruz. Sizlere bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Allah Kadir Gecesi'ne en güzel şekilde ulaşmayı nasip etsin. Kadir Gecesi'nin kadir kıymetini bilenlerden, Ramazan ayının kadir kıymetini bilenlerden, hem Ramazan ayının şefaatine hem de Ramazan'da inzal buyurulan Kur'an-ı Hakim'in şefaatine nail olanlardan olmayı bizlere nasip etsin diyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.